Kitabül Biyu. Bu kitap alışveriş kitabı. Biyu, bey'in cemi. Alışveriş nasıl olur? Helali nasıl, harami nasıl? Ne şekilde riba olur? Ne şekilde olmaz? Bunu beyan edecek. Babu bey'i şa'iri bil hintati mutafadilen. Bu bab arpayı buğdaya satıyor fazlayla. Buğda az oluyor, arpa çok oluyor. Caiz midir, değil midir? Bunda iki kavil var. Ülemanın bir kısmı diyor ki müsavi olacak. Arpa ile buğda müsavi olacak. Fazla olursa riba olur. Bir kısmı da diyor ki hayır. Arpanın kıymeti azdır, buğdanın kıymeti çoktur. Çünkü arpa fazla olur, buğda az olursa caizdir. İkisini de beyan edecek burada. Haddeseni Yunus ibn Abdü'l-Ala es-Sadefi. Kale haddesena Abdullah ibn Vehb. Kale akbereni Amr ibn Haris. Enne Ebu Zübeyir haddesehu. Enne Bisra ibn Sa'id haddesehu. Enne Ma'mer ibn Abdillah. Hadis Ma'mer ibn Abdillah'a dayanıyor. Ma'mer ibn Abdillah. Ennehu ersede. Bu irsal etti, gönderdi Ma'mer. Gulâmen lehu, kendisinin bir kölesini gönderdi. Bisa'in min kamhi, huvel hinte. Kamh yani buğdadan bir sağ verdi ona, çarşıya gönderdi. Fekâle lehu, kölesine dedi ki, di'hu, götür bunu sat, arpa al. Sümmeşteri bihi şairen. Bunu sat, bununla arpa al. فَزَهَبَ الْغُلَامُ köle gitti. فَأَخَذَ سَاعًا bir sağ ve ziyadete بَعْدِ السَّاعِنْ bir sağın da ziyadesini aldı arpa olarak. فَلَمَّا جَاءَ مَعْمَرَ vaktaki efendisi Ma'mer'in yanına geldi. اَخْبَرَهُ ona haber verdi ki ben bunu götürdüm değiştim. Yani buğdayı satıp para et, öyle demişti. Buğdayı sat, onu para et, onun parasıyla da arpa al. O götürdü, değiştirdi. Götürdü, buğdayı verdi, yerine arpayı aldı. Arpa tabi fazla. Bir sağ, biraz da ziyade olarak verdi adam. فَقَالَ لَهُ مَعْمَرْ Efendisi Ma'mer köleye dedi ki, لِمَا فَعَلْتَ Sen bunu niye yaptın? اِنْ ضَلِكْ فَرُدَّهُ Götür bunu gerisin, geriye ver. Bu fazlasını gerisin geriye ver. Bir sağ arpa al gel. وَلَا تَاخُذْ اِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ Bir sağ verdin, bir sağ al. Verdikin buğda bir sağ, alacağın arpa da bir sağ olsun. Ziyadesini reddet dedi. فَاِنِّي كُنْتُ أَسْمَعُ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Ben Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den işittim. Buyurdular ki, yakulu buyururdu ki, اَتْتَعَامُ بِالتَّعَامُ Taami taamda satın. Mislen bi mislin. Misli misline. Ne kadar verirsen o kadar. Al. Ve kâne taamuna yevme izin. Resulullah Efendimizin gününde bizim yiyeceğimiz de eşşe'ir arpaydı. O sıra buğday yiyen yoktu. Eshab-ı kiramın hepsi arpa yerdiler. Resulullah Efendimiz de o vakitte buyururdu ki siz taami taamından satarsınızsa misli misline satın. Fazla almayın, fazlası iri boğulur. قِيلَ لَهُ Ma'mer'e dediler ki فَاِنَّهُ لَيْسَ مِثْلَهُ Bu onun misli değil, buğda başka, arpa başka. قَالَ Ma'mer buyurdular ki اِنِّي اَخَافُ اَنْ يُضَارِعَهُ Ben korkarım ki ona benzer ziyade alıp da riba olmaya benzer. En yüşbihehu yudari'ahu en yüşbihehu. Ona benzer. Kale Ebu Cafer İmam-ı Tahavi buyurdular ki فَذَهَبَ قَوْمٌ اِلَى هَذَا الْحَد۪يسِ Ulemadan bir kısmı bu hadise zahip oldular. فَقَلَّدُوهُ bu hadisi teklid ettiler. وَقَالُوا buyurdular ki لَا يَجُوزُ بَيُّ الْحِنْطَةِ بِالشَّعِيرِ Buğdayı arpaya satmak caiz olmaz. İlla mislen bi mislin. İlla misli misline olur. Bir kilo verir, bir kilo alırsan. Beş kilo verir, beş kilo alırsan.
fazla olursa fazlası riba olur dediler. Ve halefehum fi zalike aharun. Bu meselede diğer alimler bunlara muhalefet ettiler. Fekalu bu ikinci zümre buyurdular ki la ba'se beys olmadı bi bey'el hintati bi şa'iri mutafadilen. Buğdayı arpaya ziyadesiyle satmakta beis yoktur, caizdir dediler. Misleyini bi mislin. Arpayı iki verir, buğdayı bir alır. Ev eksere min zalik. Yahut buğdayı bir verir, arpayı üç alır. Bunda beis yoktur dediler. Ve kâne minel hücceti lehum alâ ehlil mekâletil uğra. Bu ikinci mezhebe gâil olanların hüccetindendir. Alâ ehlil mekâletil uğra, birinci mekâle sahiplerinin aleyhine. Fil hadîsillezî ehteccu bihi aleyhim. Birinci mekale sahiplerinin delil getirmiş oldukları hadise karşı bunlar da delil getirdiler. Birinci kavuş sahipleri Hazreti Me'mer'in kavlünü delil getirmediler mi? Köleyi gönderdi. Ona bir sağ arpa verdi. O fazla getirdiğinden bunun fazlasını götür reddi dedi. Öyleyse bunun istidlal ettiler ki fazlası caiz değil. Bu ikinci kavuş sahipleri ona cevap verdiler ki enne Me'mer'in Hazreti Me'mer ahbar anin nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'den haber verdi ki ennehu kâne yesme'uhu yekûl. Peygamber Efendimiz'in dediğini o işitti. Ne dediğini? Et-te'âmu bit-te'âmi. Mislen bi-mislen. Et-te'âme, bi'u't-te'âme. Et-te'âme, te'âmi satın. Bit-te'âmi, te'âmla satın. Mislen bi-mislen. Misli misline satın. Bunu eşittiğini duydu. Başka bir şey eşitmedi. Me'mer Hazreti Peygamber Efendimiz'den bunu eşitti. Siz taami, taam da sattığınız vakitte misli misline satın. Sümme kâle Me'mer. Sonra Me'mer dedi ki ve kâne taamuna yevmeydin eşşair. O günü bütün eshabın yediği de arpaydı. Herkes arpa yerdi. Taamımız da buydu. Bir memleket ki hepsi arpa yer. Sen de gidip taam alıp satacaksan biliyorsun ki arpadan başka da taam yok. Tabi misli misli olacak? Fazlası oldu değil mi? Haram olur. Arpayı arpaya sattığın, aldığın zaman misli misli olacak? Fazla olmayacak. Bu doğru. Hazreti Me'mer'in eşittiği bu söz doğru. Seyyecûzen yekûnen nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem. Caiz ki Peygamber Efendimiz ola. Erade bi kavlihi kavli şerifiyle murad etmiş ola. Ellezi hekâhu anhu Me'mer. Me'mer'in hikaye etmiş olduğu kavli şerifi. Et-te'âmüllezî kâne te'âmuhum yevme izin. O günü yedikleri taam arpa taamiydi dediğim Me'mer. Resulullah Efendimiz bunu murad etmiş ola. Yani yedikimiz bizim hep arpadır. Arpayı götürüp sattığınız vakitte yine aynı mislini arpa alın. فَيَكُونُ ذَٰلِكَ عَلَى الشَّعِيرِ بِالشَّعِيرِ Arpayı satıp arpayı almadadır. İşte Peygamber Efendimiz bunu murad etmiş olur. فَلَا يَكُونُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ شَيْءٌ Bu hadiste bir şey yok, olmaz. مِنْ ذِكْرِ بَيْعَ الْحِنْتَةِ بِالشَّعِيرِ Buğdayı arpaya satmak meselesi bu hadiste yok ki. Resulullah Efendimiz'in muradi o zaman da herkesin yediği arpa olduğundan arpaya yani taami taama demek arpaya arpaya sattığımızda misli misline olsun ziyade olmasın. Ama buğda olursa buğdayı arpaya nasıl satın? O zaman da buğdayı yiyen yoktu ki bakalım Peygamber Efendimiz ne buyuracaktı? Mimma zükire fihi anin nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz'den zikredilen hadiste buğdanın arpaya bey'enin zikri gelmedi. Olmadı. Ve innemâ huve meskûrun en Me'mer. Me'mer'den bu meskurdur min râyihi ve min tevilihi. Me'mer'in râyinden ve tevilinden. Neyi tevilinden? Mâ kâne semi'a minen nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem.
Peygamber Efendimiz'den işitmiş olduğu hadisi o tevil etti. Niye? Onun kölesi götürdü. Arpayı sat, buğdayı sattı, arpayı getirdi. Peygamber Efendimiz'in kesti, arpayı satarsan, arpayı alırsan eyni misin ne al. Ama buğdayı satarsan zinhar fazla alma diye hadiste yok. Resulullah Efendimiz'in hadisinde bu gelmedi. Yalnız onu Me'mer kendisi tevil etti. Kendisinin tevili delil olmaz. Ala tura görülmez mi ki ennehu qile lehu. Kendisine Me'mer'e denildi ki fe innehu leyse misleh. Bu onun misli değil, bu da arpanın misli değil ki ziyadesini reddediyorsun. Leyse min nev'ihi. Bu buğda arpanın nev'inden değil. Buğda başka, arpa başka. فَلَمْ يُنْكِرْ ذَٰلِكَ عَلَى مَنْ قَالَهُ. Me'mer bunu da inkar etmedi. Hayır, buğda arpa ikisi bir sayılır demedi. O da bildi ki buğda başka, arpa başka. وَكَانَ جَوَابُهُ لَهُ. Me'mer'in itiraz eden adama cevabı ne oldu? اِنِّي اَخْشَى اَنْ يُدَارِعَهُ. Korkarım ki o da ona benzer. Arpayı arpaya ziyadesiyle satmak caiz değil. Resulullah bunu nehyetti. Bunu biliyorum. Buğdayı arpaya satmakta da ziyade olursa korkarım, o da ona benzer. Demek ki bu kendi indinden oluyor. Korkarım diyor. Korkarım ki o da ondan olur. İhtiyaten fazlasını istemedi. كَأَنَّهُ خَافَ. Güya Hazreti Me'mer korktu ki en yekuna kavlun nebi sallallahu aleyhi ve sellem semi'ahu yekul. Peygamber Efendimiz'in dediğini keşitti ya, o kavli şerif ola ve huve ma zekerna fi hadisi alel at'imeti kulliha. Hadisi şerifte geldi ya, taami taama sattınız mı, mislen bir mislin satın. Bu bütün taamlara şamildir, böyle zannetti. فَتَوَقَّى ذَٰلِكَ. Onun için Me'mer sakın diye وَتَنَزَّهَ عَنْهُ. Bundan tenezzüh etti. Korkarım ki o da onun gibi olur da buna da riba karışır. Onun için fazlasını reddetti. لِلْرَيْبِ الَّذ۪ي شُخُلْ. Bir şüphe için reddetti ki وَقَعْ ف۪ي قَلْبِهِ. Me'mer'in kalbinde vâku oldu minhu, bu alışverişler. Yani şüphe üzerine reddetti. فَلَمَّا اَنْتَفَا يَكُونَ ف۪ي هَذَا الْحَد۪يسِ حُجَّةً. Öyleyse bu Me'mer'in hadisinde bir hüccet yok. İlla buğdayı arpaya satarsan mislen bir mislin olacak, ziyadesi haramdır diye bir hüccet, bir delil yok. O şekkü şüphe Me'mer'in kendisinden oldu. لِيَحَدِ الْفَر۪يقِينَ عَلَى صَاحِبِهِ. Peki Me'mer'in kendisine delil olmadığı gibi onun karşısında olanlara da delil yok. Onlar da diyecekler ki hayır, buğdayı fazlaya satmak caizdir. Onda o hadiste bu da yok. Bu zikredilen hadiste ne o tarafın bir delili var, ne bu tarafın bir delili var. Nezarına öyleyse bir baktık, nezar ettik ki hel fi gayrihi. O hadisten başka bir hadiste olucu mudur? Ma yedulluna ala hükmü zalik. Bunun hükmüne delalet eden bir şey var mıdır? Yani buğdayı arpaya ziyadeyle satarsa. Keyfe huve, nasıldır? Caiz midir, değil midir? Başka bir hadisi şeriften araştırmaya baktık. Başka bir hadis arayacağız. Fe'teberna zalik. Biz bu meseleyi itibar ettik, araştırdık. Feizen Ali ibn-i Şeybe kad haddesena. Baktık ki Ali ibn-i Şeybe bize rivayet ediyor. قَالَ حَدَّسَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ أَب۪ي عَرُوبَ اَنْ قَتَادَتَ اَنْ مُسْلِمِ بْنِ يَسَارِ اَنْ اَبِي الْاَشْعَسِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ. Hazreti Übade'den rivayet edildi. Übade-i bin Sabit, Eshab-ı Kiram'dan ve Ensar'dan. اَنَّهُ قَامَ. Hazreti Ubade kalktı, fekale dedi ki ya eyyühennas, ey cemaat, inneküm gad ehtestüm biyu'an. Siz bir takım alışverişler icat ve ehtas eylediniz. La edri mahiye, ben bilmiyorum ki bu nedir. Bir takım alışverişler yapıyorsunuz. Ben bunun keyfiyetini anlamadım. Helal mıdır, haram mıdır, riba var mıdır, yok mudur? Ve innez zehebe biz zeheb.
siz bilin ki altuni altına satmak veznen bir veznin tartıyladır. Altını altına satarsan tartacaksın. Kaç gram verdinse o kadar gram alacaksın. Tibruhu ve aynuhu. İster altının tibri olsun, külüçesi olsun, istersen darp edilmiş para olsun. Fark etmez. Sen külüçe verdin, hazır altın alıyorsun, tartısı müsavi olacak. Yarısı külüçe, yarısı altın, ötekinin de hepsi altın, yahut hepsi külüçe. Ne şekilde olursa olsun, altının altına satıldığı vakitte vezni müsavi olacak. وَالْفِدَّةَ بِالْفِدَّةِ Gümüşün gümüşe satılması da veznin bir veznin. O da tartıyladır. Vezni müsavi olacaktır. تِبْرُهَا وَعَيْنُهَا İster külüçesi olsun, isterse para kesilmiş olsun. Fark etmez. Tartısıyla olacak. وَلَا بَاسَ بِبَيْعِ الذَّهَبِ بِالْفِدَّةِ Altını gümüşe satmakta beis yoktur. وَالْفِدَّ اَكْسَرُهُمَا Halbuki gümüş daha çok. Altını gümüşe satıyorsun, altın az, gümüş çok. Bunda beis yoktur. Niye? Cinsi başka. Yeden bir yedin, yalınız el be el olacak. İster ötekinde, altın altına satarken, gümüşü gümüşe satarken, hem vezin bir olacak, hem el be el olacak. Altını gümüşe satarken altın az olur, gümüş çok olur fakat el be el vereceksin. Ama o mecliste verip bu mecliste alacaksın. Bunda beis yoktur. وَلَا يَسْلُحُ نَس۪يًا Veresiye caiz değildir. Ben altını şimdi vereyim, sen gümüşü sonra ver. Bu caiz değildir. Niye? İşte o da ribadır. Riba iki kısımdır. Biri ribel fadıl, biri ribel nesiye. Ribel fadıl ki altını altına verdin. Sen külüçe altını verdin, bir hokka 100 gram mesela. Öteki kesilmiş altını aldın, bir hokka. Bu 100 gramı ne efendim? Bu kesilmiş altın, bu külüçe. Onun fergini aldım işte, ona ribel fadıl derler. Bir gram bile fazla alamazsın. Ona ribel fadıl derler. Ribel nesiye de nedir? Altını gümüşe sattın yahut altını altına sattın. Bir kilo altın verdin, bir kilo altın alacaksın ama sen altını şimdi verdin, o gidip evden getirecek. Yahut da gümüşü verdin, o gidip evden altını getirecek. Meclis değişti. Meclis değiştiği gibi ona da riben nesiye derler. El be el olacak. Vel birre bil birri. Buğdayı buğdayla satın. Müddem bi müddin. Bir ölçek verin, bir ölçek alın. Buğda tartıya girmez. Ölçeke, ölçekine ne olur? Yeden bir yedin, el be el. Bir kilo verir, bir kilo alırsın. Bir teneke verir, bir teneke alırsın. Ve şe'ire bi şe'iri müddem bi müddin. Yeden bir yedin. Arpaya arpaya satarsınızsa onu da ölçekine verin, bir ölçek verin, bir ölçek alın. Aynı ölçek. O da el be el olacak. Veresiye o da olmaz. وَلَا بَاسَ بِبَيْعِ الشَّعِيرِ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ اَكْسَرُهُمَا Sen buğdayı arpayla satıyorsun. Fakat arpa çok oluyor, buğda az oluyor. Bunda beis yok, olabilir. Çünkü cinsleri başka olduğundan dolayı nasıl altından gümüşü sattığın vakitte gümüş çok oldu, altın az olduysa burada da buğda az olur, arpa çok olur. Bu caiz olur, yalnız yeden bir yedi. El ver olacak. وَلَا يَسِحُ نَسِيَةً Bu da veresiye, bu da caiz değildir. Ben sana şimdi buğdayı vereyim, 10 kilo buğda vereyim, sen sonra beni 20 kilo arpa ver. Caiz olmaz. Hemen aynı mecliste olacak. وَالتَّمْرَ بِالتَّمْرِ Hurmayı hurmaya satın. حَتَّى عَدَّ الْمِلْحَ Hatta duzi de. Duzi duzundan satın. Değişin. مِسْلًا بِمِسْلٍ O da misli misline. Ne kadar verirsense o kadar. Burada misten bir mislin dedi. Çünkü hurma ve tuz bazı memleketlerde tartıyla satılır. Bazı memleketlerde ölçekle satılır. O memleketin adetine göre eğer tartı ise bir kilo verir, bir kilo alırsın. Ölçeğinen ise bir ölçek verir, bir ölçek alırsın.
ziyade yok. Yalnız el bel olacak. Hemen el, bu elden verip öteki elden alacaksın. Men zade evistezade, her kim bunun üzerine ziyade verir yahut ziyade alırsa fekad erba, işte bu adam ribaya dahil olmuş oldu. Ribaya dahil oldu ki cehennemin ateşini karnına soktu. O zannetti ki ben kar ettim. Hani eskiden buğdayı başıyla verirmiş. Adam bunalmış, bahar vakti gider. Ağaya yalvarır, ağa sen bilirsen ben çok az kaldım. Bana bir 10 teneke buğda ver. Veririm başıyla. 10 tenekeye birer uruptan 10 urup alırım. 10 teneke alırım, bir de 10 urup fazla alırım. Ona da ne derlermiş? Baş. İşte aynen ateş. Bırak onu da, sen mesela tohumluk buğda alacaksın. Götürdün, senin tohumun buğdan tohuma yaramıyor. Ötekininki tohuma yarıyor. 10 kilo götürüp vereceksen, 10 kilo alacaksın. Ama hemen o mecliste alacaksın. Senin tohumluk daha güzel buğda. Ben vermem, 1 kilo, 2 kilo fazla ver diyemezsin. Yok, sen ona razı değilsen ise vakıtta parayla satarsınız. Sen götürür buğdanı piyasada satarsın. Senin sattığın buğda kaç lira etti diyelim. Tenekesi 10 lira. 10 liraya satarsın. Gider o tohumluk buğdadan alırsın. O olur ki 11 eder, 12 eder. Parayla alırsın, o vakitte riba olmaz. Parayla satar, parayla alırsın. Riba olmaz. Sonra altının birisi 20 İki ayar olur. Birisi 24 ayar olur. Birisi 18 ayar olur. Birisi 14 ayar olur. Sen onu ona sattığın vakitte dartıda müsavi olacak. Bu 18 ayardır. Bu 22 ayardır. O da müteber değil. Onun için tabi 22 ayar sahibi öteki şey zarar edecek. 14 ayar sahibi zarar edecek. Biri kar edecek. Biri zarar edecek. Onun o karına, zararına bir şey etmeyi için, düşmemek için parayla satar, parayla alır. O vakitte dedikodu kesilir. Ama değişmek oldu mu, değişmede illa misli misli olacak. Bari Ebu Cafer, İmam-ı Tahavi buyurdu. Hâzâ ibadet ibn-i Sâbit. Redvanullah aleyh. İşte ibadet ibn-i Sâbit radıyallahu anh. Adhâlefe Me'mer ibn-i Abdillah. Hazreti Me'mer'e muhalefet eyledi. فِيمَا زَهَبَ اِلَيْهِ Ma'mer'in sahip olmuş olduğu fikre muhalefet eyledi. O ne dedi? Buğdayı arpaya satarken misli misli olacak dedi. Halbuki o kendisinin tevili ve tefsiriydi. Hadiste delil yoktu. Hazreti Übade'nin bu hadisi meseleyi vüzuha çıkardı. Evet. عَلَى مَا ذَكَرْنَا عَنْهُ فِي الْحَدِيسِ دَوَّلِ Hadisi evvelde Hazreti Ma'mer'in sahip olmuş olduğu mezhebin hilafına Hazreti Übadetü bin Samit meseleyi vüzuha getirdi ki zaten memurun bih de odur. Hazreti Übadet'ten rivayet edelim bu hadis-i şerifte. Ve kadruyen Übadet bin Samit radıyallahu anhu hazel kelam anin nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Peki Hazreti Übade bunu kalktı cemaate tebliğ etti. Bunu itiraz eden adam der ki bunu Hazreti Übade kendiliğinden söylemiştir. Diyor ki yok, kendiliğinden söylemedi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet eyledi. Senedi hani? Senedini de zikrediyor. İmam-ı Tahavi diyor ki haddesena İsmail ibn Yahya el-Müzeni. İsmail ibn Yahya el-Müzeni bana rivayet eyledi. İsmail ibn Yahya el-Müzeni İmam-ı Şafii'nin tilmizi. İmam-ı Şafii'nin mezhebini Mısır'da yayan zat. Kendisinin dayısıdır. İsmail ibn Yahya el-Müzeni İmam-ı Tahavi'nin dayısıdır. En evvela İmam-ı Tahavi Şafii'ydi. Bir gün baktı ki Hanefi kitaplarını mütalaa ediyor dayısı. Ondan sonra bunda bir iş vardır dedi. Kendisi İmam Ebu Hanife'nin kitaplarına bakarak anladı ki esas mezhep bu daha kuvvetli. Hanefi oldu. Hanefi olmasının sebebi de bu dayısı oldu. Hatta dayısı demiş ki senin elinden hiçbir şey gelmez. Demiş ve yemin etmiş ki senin elinden hiçbir şey gelmez.
sonra bu kitabı telif ettikten sonra demiş daim sağ olsaydı yeminine kefaret verirdi. İşte bak elimden geldi koskoca bir kitabı telif ettim. Bundan rivayet ediyor. Kale haddesena Muhammed ibn İdris. Ona da İmam-ı Şafii rivayet edilmiş. Muhammed ibn İdris İmam-ı Şafii. Kale haddesena Abdülvehhab el-Sakati. An Eyyub el-Sakhtiyani. An Muhammed ibn Sirin. An Müslim ibn Yesar. Ve racülün ahir. An Übadet ibn Samit. Anna Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Müslim İbni Yesar bir de başka bir adam. Bunların ikisi Hazreti Übade'de rivayet eylediler ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kâle buyurdular Zâ tebî'u zehebe bil zehebi. Altını altına satmayın. Velel verike bil verike. Gümüşü gümüşe de satmayın. Velel birre bil birri. Buğdayı buğdaya satmayın. Velel şa'ire bil şa'iri. Arpayı arpaya satmayın. وَلَا التَّمْرَ بِالْتَّمْرِ Hurmayı hurmaya satmayın. وَلَا الْمِلْحَ بِالْمِلْحِ Tuzi tuza satmayın. اِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءً İlla müsavi olarak satın. اَيْنًا بِعَيْنٍ Aynen. Onun eyni neyse onun eyni de o eynen müsavi olacak ikisi de. وَلَاكِنْ بِيْعُ الزَّهَبَ بِالْوَرِكِ Lakin altını gümüşe satın. وَالْوَرِقَ بِالْزَهَبِ Gümüşü de altına satın. وَالْبِرَّ بِالْشَعِيرِ Buğdayı arpaya satın. وَالْشَعِيرَ بِالْبِرِّ Arpayı buğdaya satın. وَالْتَمْرَ بِالْمِلْحِ Hurmayı tuzuna satın. وَالْمِلْحَ بِالْتَمْرِ Tuzi hurmayla satın. Yeden bir yedin. Elbel keyfe şütüm. Nasıl dilersiniz siz? Birisi fazla olmuş, birisi noksan olmuş. Keyfe şütüm demesi bu. Yani birisi fazla olur, birisi noksan olur. Kendi keyfinize müsavi olur. Yalınız elber olacak. Yedin, yedin olacak. İşte İbadet-i Samit radıyallahu anh bu hadis-i şerifi Resulullah Efendimiz'den işittiğinde cemaate de bunu tebliğ eyledi. Kâle ve nekase ahadehuma. Ravi diyor ki burada birisini noksan etti. Neyi? Ettemre bil milhi. Bunu noksan etti. وَزَادَ الْآخَرِ Öteki de ziyade eyledi. مَنْ زَادَ اَوِي زَادَ فَقَدْ اَرْبَى Hani iki ravi Übadet-i İbn-i Samit'te rivayet ediyor ya ravilerin birisi اَتْتَمْرَ بِالْمِلْحِي söylemedi. Birisi söyledi, birisi söylemedi. Fakat o اَتْتَمْرَ بِالْمِلْحِي söylemeyen adam da dedi ki مَنْ زَادَ اَوِي زَادَ فَقَدْ اَرْبَى Bunu ilave etti ki her kim ziyade ederse, ziyade talep ederse o rivaya girmiş olur. Haddesena Muhammed ibn Huzeyme Kale akhberenel Mu'adda ibn Esed Kale haddesena Vuhaydun an Eyyub tezekere bi isnadi misyon Bu hadisi şerifi İmam-ı Tahaviye Muhammed ibn Huzeyme'de rivayet edildi. Burada kalsın. Allahu Teala alem ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala حدثنا سليمان بن شعيب الكيساني عن أبيه عن محمد بن الحسن عن أبي يوسف عن إبراهيم بن طهمان عن أيوب بن أبي تميمة عن محمد بن سيرين عن ابن يسار عن أبي الأشعث قال سمعت عبادة بن الصامت أبي الأشعث يركي فان هزتي عبادة بن الصامت إشتم يقول derdi ki نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول اكرم efendimiz nehyeledi. El qala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Yahut da Resulullah Efendimiz dedi. Ya nehyetti buyurdular yahut Resulullah Efendimiz şöyle buyurdu yani. La tebayu zehebe bi zehebi. Altını altına satmayınız. وَلَا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ Gümüşü gümüşe satmayınız. اِلَّا وَزْنًا بِوَزْنٍ اِلَّا farkları müsavi olmak şartıyla satınız. وَلَا التَّمْرَ بِالْتَّمْرِ Hurmayı hurmaya satmayınız. وَلَا الْحِنْتَةَ بِالْحِنْتَةِ Buğdayı buğdaya satmayınız. وَلَا الشَّعِيرَ بِالشَّعِيرِ Arpayı arpaya satmayınız. وَلَا الْمِلْحَ بِالْمِلْحِ Tuzi tuzuna satmayınız.
İlla sevaen bi seva, illa müsavi olarak satınız. Fazla noksan olmasın. Aynen bi ayni. Aynini verin, aynini alın müsavi olarak. Femen zade, her kim ziyade verir ise, eviz dade yahut ziyadeyi kabul eder ise, fakat erba ribaya girdi. Veren de alın da. Velakin bi'u, lakin siz satınız, ezzehebe bil veriki, altını gümüşle satınız, vel hintata bil şairi, buğdayı da arpayla satınız, ve temre bil milhi, hurmayı tuzuna satınız, yeden bi yedin elber, veresiye olmamak şartıyla, keyfe şeytun, nasıl arzu eder iseniz, yani birisi fazla olmuş, birisi noksan olmuş, caiz. Yalnız meclis bir olsun. Haddesena Süleyman ibn Şuayb. Kale haddesena Fusayb. Kale haddesena Hümamun. An Katadete. An Ebil Halil. An Müslimil Mekkiyi. An Ebil Aş'as-ı Sen'aniyi. An Ubadete ibn Samit. Annen Nebiye sallallahu aleyhi ve sellem neha. Yine Hazreti Ubade diyor ki, Resulullah Efendimiz nehyeyledi. Neden? An en yuba'a'z-zehebu biz-zehebi. Altının altınla satılmasından nehyeyledi. Tibrehu ve aynehu. İlla tartısı tartısına satınız. Tartılar müsavi olsun. Vel fiddata bil fiddati. Gümüşü gümüşe satmayınız. Tibraha ve aynaha, ister külçesi olsun, isterse sikkesi olsun, satmayınız illa mislen bir mislin, illa misli misline satınız. Müsavi, tartılar müsavi olsun. Ve zekere şaire, bir şairi, arpayı arpayla satmayı zikreyledi. Ve temre bir temri, hurmayı hurmayla satmayı zikreyledi. Ve milhe milh, bil milhi, tuzi tuzundan satmayı bunu zikreyledi. Neyi? Keylen bir keylin ölçekle. Bunları da satarsınızsa ölçün eyni ölçü miktarınca alın. Fazla ziyade olmasın. Femen zade, her kim ziyade verir ise, eviz zade yahut ziyadeyi kabul eder ise, fakat erba, o da ribaya dahil olur. Bunlar riba oldu. Bir defa Mekke-i Mükerreme'de altını aldım, götürdüm, sarrafa bozduracağım. Altın 40 riyal ediyor, o vakit kağıt para yok, gümüş para. Sarrafa dedim ki, bunu boz, peki dedi. Dedim, sen oraya say, ben gideyim oradan çay şeker alayım da geleyim. Dedi, dur şeyh, evkaf dedi. Durdurdu beni. Çıkardı 40 riyali, saydı, bir kağıda sardı. Hız dedi, al dedi, aldım. Ondan sonra aldı, yanına koydu. Ha şimdi git, çayın şekerini al, gel dedi. Vakit anladım ya. Bu ribayı biz kitapta okuyoruz ama tatbikini onlar biliyor. Çünkü ben altını verdim. Gideceğim, 5 dakika sonra geleceğim. Fakat meclis değişti mi riba olur. Tabii, vermiş olduğum bir altın. Almış aldığım 40 riyal, onun 50-60 ağırlığında var. Ziyade caiz bunda, ziyade caiz ama el be el olacak, meclis bir olacak. وَلَا بَاسَ بِبَيْءَ الشَّعِيرِ بِالْبُرِّ Arpayı buğdaya satmada beis yoktur. Yeden bi yedin, el be el. Olursa, وَالشَّعِيرُ اَكْتَرْهُمَا Halbuki arpa ikisinin çoğudur. Yani buğda az, arpa çok. İkisini satarsan elbel bu caizdir. Beis yok. Haddesena Süleyman ibn Şuayb. Kale haddesena Kusayb. Kale haddesena Hümamun an Katadete. An Ebi Kilabete. An Ebil Aş'as. An Ubadete ibn Samit. Anin Nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem bimislihi. Yeni Hazreti Ubade, Resulullah Efendimiz'den aynı hadisi şerifi zikrediyor. İmam-ı Tahavi başka bir senetle zikrediyor bunu.
حدثنا إبراهيم بن أبي داود قال حدثنا محمد بن المنهال قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سلامة بن علقمة عن محمد بن سيرين عن مسلم بن يسار وذكر آخر محمد بن سيرين مشهور رؤيا تعبير eden zat. O diyor ki bana Müslim İbn Yesar'dan bir de başka bir adamdan rivayet ediyorum. Haddesahu. Onların ikisi bana rivayet eylediler. Ev haddesena kâle. İkisi zikreyledi yahut da onların ikisinin birisi. Kâle dedi ki cema'al menzilu beyne ubâdete bin Samit ve Muaviye fi kenisetin ev bey'atin. Hazreti Ubade ile Muaviye ikisi bir mecliste birleşmişler. O mecliste ya bir kenise yahut da bey'a. Bey'a Yahudilerin ibadet etmiş olduğu yer. Kenise de Hristiyanların ibadet etmiş olduğu yer. Onların ikisi böyle bir ibadet yerinde birleşmişler. Ecnebilerin, Hristiyanlar yahut Yahudilerin ibadet ettikleri bir yerde birleştiler. فَحَدَّسَ عُبَادَتُ Hazreti Ubade rivayet eyledi ki اَنَّ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz kâle buyurdu لَا تَبِيعُ الزَّهَبَ بِالزَّهَبِ Altını altın ile satmayınız. وَلَا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ Gümüşü gümüş ile satmayınız. وَلَا الْبُرَّ بِالْبُرِّ Buğdayı buğdayla satmayınız. وَلَا الشَّعِيرَ بِالشَّعِيرِ Arpayı arpayla satmayınız. وَلَا التَّمْرَ بِالتَّمْرِ Hurmayı hurmayla satmayınız. وَلَا الْمِلْحَ بِالْمِلْحِ Tuzi tuzile satmayınız. اِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ اِلَّا مُسَاوِ olarak satınız. اَيْنًا بِعَيْنِ Aynini tartın, ötekinin de aynini tartın, müsavi olarak satın. قَالَ اَحَدُهُمَا Muhammed İbn-i Sirin iki zattan rivayet eyledi ya, biri Müslim İbn-i Yesar, biri de başka bir adam. Diyor ki, o iki ravinin birisi dedi, وَلَمْ يَقُولِ الْآخَرْ Öteki demedi. Hangisi demiş, hangisi dememiş onu bilmiyor da, yalnız birisi ziyade eylemiş ki, قَالَ عُبَادَ Hazreti Ubade hadisin sonunda dedi ki, اَمَرَنَا رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz bize emreyledi. اَنَّبِيعَ الزَّهَبَ بِالْفِضَّةِ Altını gümüş ile satalım. وَالْبُرَّ بِالشَّعِيرِ Buğdayı da arpayla satalım. وَالشَّعِيرَ بِالْبُرِّ Arpayı buğdayla satalım. يَدَنْ بِيَدِنْ El be el satalım. Aynı mecliste keyfe şiina istediğimiz şekilde. Yani birisi fazla, birisi noksan olmak şartıyla el be el olursa bu caiz olur. Resulullah Efendimiz bu alışverişe cevaz verdi. Kâle Ebu Cafer, İmam-ı Tahavi buyurdular ki fe fî hâzîl âsâr işte bu eserleri de olucudur. An Resûlillâhi sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'den olucudur. İbâhetü bey'i şe'îri bil hintati arpayı buğdayla satmanın ibahesi, mübah olması olucudur. Misleyni bi mislin. Arpayı iki misli verip buğdayı bir misli almak. Bu şekilde alışveriş yapmayı mübah kılmak hakkında bu hadisi şerif varit olmuştur. Fakat sebetel kavlu bizalik. İşte bununla hüküm sabit oldu. Min tariqil asar. Rivayetler tarihiyle. Birinci hadiste getirdi ya Ma'mer'den dedi ki buğdayı gönderdi de arpayı biraz fazla aldı geldi. O dedi ki bu riba olur. Eynen arpayla buğda da müsavi olacak dediydi. Fakat Hazreti Ubade'den getirmiş olduğu rivayetler birkaç senetle geliyor. Ve bunlarda Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin nehyetmiş olduğu arpayı arpaya satarsanız ziyade almayı. Fakat arpayı buğdayla satar alırsınızsa
arpa çok olur, buğda az olursa bu caizdir. Hazreti Übade'nin bu hadisi bunu ispat etti. Şimdi rivayet tarihiyle bu mesele böyle halloldu. Bir de bunu nazara vuralım, kıyasa vuralım, bakalım bu nasıl olacak. Sümmel temesna hükme dalik. Bir de bunun hükmünü aradık. Minel hintati, buğdadan kem hiye, ne miktardır? Mesela sedeke verilecek, fitre verilecek. Buğdadan ne miktar verilecek? Arpadan ne miktar verilecek? Bir de bunu arayalım. Fekale ba'duhum, ulemanın bazı buyurdular ki hiye nisfu sa'in, buğdadan yarım sağdır. Likülli miskinin, her bir miskine bir sedeke verilecekse her miskine yarım sağ verilir. Ve kâle bâduhum, bazıları dediler ki hiye müddün likülli miskinin, her bir miskine bir müd verilecektir. Müd sağın yarısı. Fekânellezî cealûhâ, şul bir kimseler ki onu kıldılar. Minel hinteti hinteten nisfe sa'in. Fukaraya verilen sedekeyi buğdada nisfu sa' kıldılar. Nisfu sa' ne kadar? İki müd. Yec'alûneha, işte bu böyle kılan ulema kıldılar. Mineş şa'iri, arpadan sa'an bir sa' kıldılar. Buğdadan yarım sağ verilecek diyenler, arpadan ne kadar verilecek dediler? Bir sağ. Ve kânellezî cealûhâ minel hinteti mudden. Ulemanın bir kısmı da dedi ki hayır, buğdadan bir müd kifayet eder. Buğdadan bir müd verilirse, arpadan ne kadar verilecek? Yece'alûnehâ mineş şe'îri müddeyni. Vakit arpadan iki müd verilecek. Onun iki misli. Vakat zekerna zalike, biz bunu zikreyledik. Be esanidihi, senetleriyle beraber. Anhum, bu ulemadan. Fi gayri hâzel mevdi, bu mevdiin gayrisinde bunları. Fesebete bizalik, bununla sabit oldu ki ennehuma, buğdayla arpa, nev'ani muhtelifani, degişik iki nevedirler. Bir neviye değildirler, ayrı ayrı. Buğda başka bir neviyedir, arpa başka bir neviyedir. Baksana hükmüne bakıyoruz. Buğdadan bir müd verecekse, arpadan iki müd verecek. Buğdadan yarım sağ verecekse, arpadan iki sağ verecek. Eğer neviyeleri bir olmuş olsa idi, Hazreti Me'mer'in rivayeti gibi, buğdadan ne kadar verirse arpadan da o kadar verecekti. Halbuki öyle değil. لَأَنَّهُمَا لَوْ كَانَ مِنْ نَوْعٍ وَاحِدٍ, buğda ile arpa bir nevi olmuş olsa idiler. اِذَنْ لَأَجْزَاءَ, bu takdirde kifayet ederdi. مِنْ اَحَدِهِمَا, buğda ve arpanın birisinden kifayet ederdi. مَا يُلْزِي مِنَ الْاَخَرِ, ötekinden kifayet eden ondan da kifayet ederdi. Buğdadan yarım sağ verdi. Arpadan da yarım sağ verirdi. Kafi gelirdi. Buğdadan bir müd verdi, arpadan da bir müd verir, kafi gelirdi. Halbuki böyle olmadı. Ayrı ayrı neviyeler olduğundan buğda ne kadar, buğdadan ne kadar verecekse arpadan iki misli verecek. Fe'in kâle kâilun, bir adam itiraz eylese, dese ki innehu innemâ zîde fîş-şa'îr, arpada ziyade kılındı. Ala ma cu'ile fi zalik min el-hinta, buğdadan verilen miktarın üzerine arpadan ziyade kılındı. Onun bir sebebi, hikmeti var onun için. Mesela buğdadan nisfu sağ veriyor, arpadan bir sağ veriyor. Niçin? Sebebi li gulubbil hintati, buğda bahali olduğundan ve tisa'i şair, arpada çok olduğundan, arpa çok ucuz, buğda bahali, onun için böyle kılındı dese, onun cevabı, fel cevabı lehu fî zâlik, bu mesele hakkında ona verilecek cevap şudur.
İnna ra'eyna, biz gördük. Ma ul bir şey ki yu'ta, verilir. Min ceyyidil hintati ve min radiyiha, buğdanın iyisinden ve kötüsünden verilir. Fi keffaretil eyman, yemin keffaretlerinde sevaen müsavi verilir. Bir adamın yemin keffareti var. Bir adam yemin etti, keffareti yemin verecek. Ya 3 gün oruç tutacak, ya 10 fakiri doyuracak, ya 10 fakiri yedirecek. Mesela 10 fakire 1 günlük yiyecek verecek. Birer yemiye ne verecek? Buğda verecek diyelim. Buğdadan ne kadar verecek? Sağ, yarım sağ. Yarım sağ, ister buğdanın iyisinden versin, ister kötüsünden versin. İyisinden de verse caiz olur, kötüsünden de verse caiz olur. Halbuki eğer kıymet itibariyle olsa, buğdanın iyisinden az verecek, kötüsünden çok verecek. Demek buğdanın kıymeti nezere itibari alınmıyor ya, onun kilesi, ölçüsü itibari alınıyor. Ve kezalike şair, arpa da böyle. Mesela bir sağ arpa verecek. Arpa var ki güzel, kıymetli. Arpa var ki kıymetsiz. Fakat kefarete imanda ister kıymetli olsun, ister kıymetsiz olsun, ölçü itibariyle birer sağ verecek. Bunu böyle gördük, hükümleri böyle. Ela tera, görmez misin ki enne men vecebet aleyhi kefaretü yemin. Bir adam ki ona kefareti yemin vacip oldu. Fe'ata, verse külle miskinin, her bir adama nısfa müddin, bir müddün yarısını, sağın 1/4. Nısfı sağın 1/4, çünkü nısfı sağ 2 müd. Ve bir rivayette müd verilecek diyenler var ya, müd de vermiyor da bir müddün yarısını verse. Fakat öyle bir buğdadan veriyor ki, kıymetli bir buğda. Yusavi nısfa sa'i. Eğer pazara götürse, satsalar, o nısf-ı müd, nısf-ı sa' parasını getirir. O kadar kıymetli bir buğday verse, kefareti yemin yerine geçerli olur mu, olmaz mı? اَنَّ ذَٰلِكَ لَا يُجُزِئُهُ. Ona kifayet etmez. مِنْ نِسْفُ السَّعِيلِ, nısf-ı sa'in yerine kifayet etmez. وَلَا مِنْ مُدِّنْ, müddün yerine de kifayet etmez. Sağ, nısf-ı sağ ne kadar? 520 dirhem. 520 dirhem nısf-ı sağ. Bir müd ne kadar olur bunun yarısı? 250-255. 260. 260. Onun yarısı ne yapar? 130. Şimdi bir buğda getirdi ki 130 dirhem. Bu öteki buğdanın 520 dirhem buğdanın kıymetini tutuyor. Onu verse onun yerine caiz olur mu? Olmaz. Değil nısf-ı sağın. O bir müddün, nısf-ı müddün yerine de caiz olmaz. Yani 310 dirhem yerine de onu da tutmaz. Demek ki yani kıymet itibariyle birisi bahali, birisi ucuz, bu müteber değil. İlla ölçü müteber. فَلَمَّا كَانَ مَا ذَكَرْنَا كَذَٰلِكَ. Vaktaki bizim zikrettiğimiz böyle oldu. وَكَانَ الشَّعِيرُ يُؤَدَّى مِنْهُ كَفَّارَاتُ الْاَيْمَانِ مِسْلَيْ مَا يُؤَدَّى مِنَ الْحِنْتَ. Arpaya da baktık ki arpadan kefareti yeminde verilen buğdanın 2 misli oldu. Bunu da böyle gördük. فَسَبَتَ بِذَٰلِكَ. Bununla sabit oldu ki اَنَّهُ arpa nev'ün, bir neviyedir. Ne olduğu halde neviyedir? Hilâfel hinte. Buğdanın hilâfi olduğu halde bir neviyedir. Buğda cinsinden değildir. Başka bir neviyedir. Onun için ölçü olarak buğdadan ne verecekse arpadan 2 misli verecek. Fesebete bizalik. Bununla sabit oldu ki en la bâse bi bey'ahi. Arpayı satmakta beis yoktur. Bil hintati, buğdayla misleyni bi mislin. Arpadan 2 misli verip buğdadan 1 misli almakta beis yoktur. Ve ektere min zalik, yahut da bir buğda verir 3 arpa alır.
2 almaz da 3 alır, 4 alır. Beis yoktur bunda. وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمة الله عليهم أجمعين. İşte 3 imamın kavli de budur. Bizim mezhepte budur. Evet. Hadi var biraz okuyalım.